Hop. Yani Yani demek istiyorum buralarda asosiy yani buralarda başlangıç mektepten başlayıp öğretileri göndersiniz. Yani şu saha boyunca kaçtır dünyada en yakışısı buluştuk ya ki kaç derece erişliği buralarda bir etikadi bir ne deydi etikadi tamamen yöneltirilgen bu seker edip yani mek tahminim boyunca yani. Çünkü etikad arkası türgenden kegen odam da hali demesiyem mativiyem kattara oladı yani. Tarihten en malum bu adamlar birbiri ne matmakçı olsa itikadi taraftan iki de atamandı nimesini çıkarıp birbiri yemizi çıkarıp Şu aval bir iki sohbetlerde mi etiyordu ki o dünyadaki asosiy kuraş itikadi kuraşlar. Meydanda siz bilen bizge kursatılıyorken o şey nasıl sekülerlik, ilmanilik, ateizm, dahrilik, LGBT, her türlü mesela feminizmler, narkotalarını, targ'ibotı, bular uruşlar, bular hammasi zohirdagi ko'rinish xolos. Orqasida e'tiqodiy jang bor. Ko'rsat etgan, masalan, katta-katta davlatlarni 1000 yillik balki 4000 yillik e'tiqodlari bor. 4000, 5000 yillik e'tiqodlari bor. Ular e'tiqodlarini amalga oshirish uchun e'tiqodiy urinish bilan kelayotgan odamlar. İslam ümmetini 1400 yıldan beri meydanda üşlep durgan narsa mı itikad özü? İslam ümmetini bu itikadını yok kıla almasligini bilgen, itikadından vazgeçtiriş, yani geçmeydi bula itikadı. Muhum şu degenini bilgeni üçün düşman bizge itikadi ihtilaflarını kırdı yetti. Uşa salafizm, hizbilik, sünnet inkarçıları, tengriçilik hazır misal üçün. Her türlü vaziyetler, her türlü vazifeler. Bunların arkası da düşmanın itikadi yani uruştaki stratejisi yatadı. Bu şey strateji bile Müslümanların parakanda kılış. Evangelizm, siyanizm, misal için globalistler, paganistler, bunlar tarihte siyanizmge 200 yıl bulu bulmadı. 300 yıl atrafı da taşkil bo'lgan. Herzl bilan Karasu'nun urunuşu, iki tane adam davası bilan ketgan bular. Ular ham o'zlaricha Tavrat talimotlarining talqini bilan chiqqan. Nimaga bütün dünyanın yarım pulu bizde yok, davlatimiz yok degan davo bilan chiqqan. Hamma siyanistlikka aloqasi bor odamlarga bunu tushuntira bilgan. Va erishgan buna. Erişken. Allah Teala nimaga bular botil bo'lsa ham bularga najot beryapti deb savol beradi ko'pchilik. Alloh taolo buni Qur'onda o'zi aytgan. Va hablum minallohi va hablum minannas degan. Yer yuzidagi insonning kuchi, quvvati Allohning habli bilan bo'ladi. Alloh taolo yordam beradi va insonlarning quvvati bilan ham unga yordam berib qo'yadi. Bular o'sha insoniy quvvat bilan, kuch bilan erishib turibdi-da endi hozir. Konstantin o o'sha 1,5 ming yil oldingi odam. 1,5 ming yil oldingi, hali islom kelmasdan oldin. Xristian dini, nasroniylik, Iso alayhi salatu vasallamning havoriylari, ularga ergashgan odamlarni hayotlarida juda qattiq tazyiq bo'lgan. Ular tazyiqqa sabr qilib, sabr qilib, mana shu ashobi Kahf ham shularni tarixi. Deklatianus Daqiyonus davri. O'sha davrlarda ham nasroniylik juda qattiq tazyiqda bo'lgan. Keyin o'sha Konstantin, Konstantin dinlar o'rtasida nasroniylikni yoqtirib qo'ygan. Bu yaxshi din ekan-ku, mehrga, muhabbatga tegishli ekan-ku. Ba'zi tarixlarda bir ayolni yaxshi ko'rgan, o'sha muhabbat haqidagi sitatalar bunga yoqqan. Shu orqali qabul qilishlikka rozi bo'lgan. Mazlum bo'lgan nasroniylikni olib kelayotgan odamlar bilan gaplashib, kelishgan, shartnoma qilgan keyin. Aytganki, bo'pti qabul qilamiz degan, keyin o'zini paganist, u paganist bo'lgan. Paganizmga aloqador simvol, ular simvolga sig'inadigan paganistlar. Simvollarini aralashtirishlikka taklif qilgan. Nasroniylik
juda qalbi yumshoqligini talab qiladi-da. Dillar ichida tasavvuf desa bo'ladi uni, ya'ni tasavvufga ko'proq ruhiy tarbiyaga e'tibor beradigan, qasos olmaydigan, o'ng quloqingga bir ursa chap quloqing tut deydigan holat. Faqat muhabbat bizda, jazo yo'q. Faqat shuni ustiga qurilgan bo'lgan. O'shaning uchun taklifni ham o'ta og'ir jazolarni ko'rish oqibatida hukumat unga qilgan taklifni yo'q demay qabul qilsa bo'lgan. Archa paganistlarning dinida bor. Paganizmda archa ilohiylashtirilgan. Qishin yozin yashil turadi, ilohiy bu deb. O'shani nasroniy dinida simvol sifatida qabul qildirishgan. Ular qabul qilgan. Har qanday narsalarni osib qo'yish, shunaqa narsalar. Keyin farishtalarning rasmlarini chizish. Cherkovlarga Konstantin, Ayo Sofiyani Konstantin qurgan o'zi. O'tta rasmlar bor, to'tta farishtaning rasmi. O'sha kelishuvda nimani kelishishgan? Nasroniy dini bilan aloqa bo'lgan. Endi o'sha nasroniy dini bilan paganistlarni shartnomasi bilan kelyotgan dinga siyanizm guruhlari endi nasroniylar bilan shartnoma tuzgan. Bular o'sha siyanizm paydo bo'layotgan paytdagi vaziyat, 200 yil 300 yil atrofida. Nima shartnoma? Nasroniylar aytadiki, bizga Masih keladi deydi. Masih birinchi o'rinda yolg'onchisi keladi. Najjol. Masihid Dajjol bizni e'tiqodimizda ularda Masih keladi. O'sha Masih kelgandan keyin haqiqiy Masih keladimi? Ha. Demak, uni keltirish uchun nima qilish kerak? Yer yuzini fasodga bo'ladi. Bu shartnomaga rozi bo'lgan. O'rtada kelishilgan nasroniylar nima taklif qilsa, o'sha takliflarga bular rozi bo'lgan va 200-300 yildan beri shu e'tiqod davom etib kelyapti. Hozir endi bular o'rtasida kelishmovchilik bor. Kelishmovchilik, urushib qolishdi. O'sha siyanizm bilan paganist va anaqada. Nasroniy. Evangelistlar. Endi evangelistlar bilan paganist o'rtasida urush bo'lib qoldi hozir. 1,5 ming yil oldingi shartnoma o'rtasida janjal bor. Siyanizm bilan evangelistlar o'rtasida shartnomalar bor edi. Bular buzilib ketdi. Shuning uchun hozir juda katta kelishmovchilik bor. O'zi kelishmayapti. Endi nima uchun hozir IT texnologiyada Amerika kuchli? Chunki katta siyosat bor. Ularning ichida IT texnologiya 21. asrning asosiy quroli ekanligini bizdan oldin bilgan tushunganlar bor. O'sha tushuncha bilan dunyoning qaysi burchagida bir ilmga chanqoq odam bo'lsa chaqiradi. Bu green kartlarning tagidagi bitta siyosat shu. Green kartda siz anketa to'ldirasiz, har narsa qilasiz. Tasodif chiqadi deb o'ylaydi ko'pchilik. Tasodif ham duru. Lekin o'sha joyda sizni to'ldirgan rezumingizda kimligingiz 80% aniq. Bu kadrmi, kadr ol deydi. Ol deydi. Mediklar, misol uchun, injenerlar, IT texnologiyasiga iqtidori bor odamlar topshirsa chiqaveradi ulardek. Shuni sinaganmiz. Borasiz, u yonda hamma kadrni oldiga to'plab oladi. Bu kuchli siyosat. Kremniy dolinaga joylab etganmi? Shunaqa. Keyin tarixda Baytul Hikma bo'lgan paytida hamma Bag'dodga yig'ilgan. Nimaga Farg'oniy Bag'dodda yuribdi? Nimaga Beruniy Bag'dodda? Nimaga Xorazmiy Bag'dodda yuribdi? Dunyoning, ya'ni planetada yagona odamlar ular. Ularning iqtidorlari boshqada topilmaydigan odamlar. Hammasi Bag'dodga chaqirilyapti. Nimaga? Kuch, quvvat, ilmli kadrlar bilan belgilanadi. Islomdan qalb olyapti-kanda, demak. Boshqa anaqa yo'qda, Alloh taolo sababiy dunyoni adolatiga qo'yib qo'ydi. Iymonga asos qilgani yo'q. Iymon bizni jannatimizga asos. Lekin dunyoda kuchli bo'lamiz desak, ilm bilan kuchli bo'lamiz. Boshqa yo'li yo'q. Iymon keltirib, duo qilib, dam solib hech narsaga erisha olmaymiz. Bu degani duo qilish, dam solishni pastga urish emas. Real hayotga, real nazar solmaguncha hech narsaga erisha olmaymiz. Buni tajribasi bormi? Elon Muskni ko'p gapirdi-ku. Elon Musk hozir men eskiroq ma'lumot bo'lsa kerak.
laboratoriyası da 1300'de dünyada en peş kadem olumlu otkuzu bir şey yaptı. Hiç kim bilmeyen oyluğunu biri yaptı. NASA'da işleyen, NASA Amerika'nın proyekti. Hmm. Bütün devletli proyekti o. Koynatından işleyen proyekti. NASA'ya yani anaka böyle, konkurent bola oraya yaptı. Bitti şahs. NASA kıyan işini bu uzun kıpı yaptı. NASA'da işle yürüyen bu adam anakaya çıkan pinseye. Uzun itiraf yaptı da. Bir gün dedi, telefon buldu dedi. Numur tanımayayım ben dedi. Bitti götürüp, alo desem dedi. Ben milyarder Elon Musk mı? Sen bilen işlemokçı mı? Vaktin buladı mı? Telefon. Uzun promokli yaptı. Bu fizik kana kadar oldum indi. Kim vardım dedi. Laboratuvarda oturup yaplaşı yapıyoruz dedi. Fizike boyunca az adamlar, dünyada yegane adamların sonucu. Ben bilen tepeteyi vaktaşı yaptı dedi. Yaptı. Elon Musk. O hiç nasıl okumasından turup tepeye çıkayken yok. Milyar pulu var, orkasında bazası var adamlar. Bir kıl kestim şimdi yürüdü, oldu. Kim keçekke, meyşetke, halde biraz Latayif kılıp etse, 4 saat avukat pişirip 5 minuteyi koyup, umurunu 4 saati 5 minutunu avukatka saplamaydı. Doğru kese, gamburgeyip, pizzayıp kötü uğradı. Lekin, cüde katta maksatlarına amal görüşürken. Ula o çünüp yetti. Bire enç müstamlakalar yer işgali bulan bulardı. Yerini basıp olardı. Ki insan rövajlengen de yer ve daryalarını basıp olışı buldu. Şimdi hazır yer, daryalar bu fazla kaldı. Havanı aldı basıp olışı yaptı. Fazanı basıp olışı yaptı. Fazanı kolge kirdiseyiz, yer şarı sızgı bulu olardı. O asan o. Bunlar proyekte aşağı Abbasıyla dağda doğru tükme var. Harun Raşidler tutken yola geldiğinde ulaşımdan kalıp alışıp dedi. O zaman Darül Hikme'deki kılıngan tercümelerden Avrupa ilim, ilimli tekideki fundamenti şu o zaman. Asıl ilimli bugün iktidar, hareket şu. Şimdi bizde tarihte cüde katta adamlar kanımızda var, ula ecdatları kanı var. Fakat bu meyde çüyde mesela kim midir baş giymeye, kim midir sakalıya, kim midir başkan hastasıya asılıp yürü vermesinden talimli. Ciddi manada hemen her sene yığıştırıp bar imkaniyetini saflaş gerek. Hazır başlasak, biz kuramızın yok mu? 50-100 yılda netice berat. Netice berat. O şey 1800-ci yıllarda Yaponiya bilen, Orta Asya'nın hemen sahası bir kıl bugün. İktisadi, siyasati, harbiy quvvati, hamma narsasi. Lekin O'rta Osiyoni tabiiy boyliklari Yaponiyadan chandon-chandon ko'p. Yaponiyada tog' hamma yo'q. Yo'q. Yo'q, hamma narsani tashqaridan sotib oladi ular. Shunaqa darajada. Bizni avval Nikolay bosib oldi, keyin Lenin siyosati bosdi, ta'limni nima qilishdi? Maymundan tarqagansan degan strategiyani kiritishdi. O'sha yahu anaqa Siyanizm tashkilotlarini taklifi bu. Millatni manqurtlashtirish, millatni jiddiy mavzularda anaqa qilish. Eng katta maqol nima edi? Darvinizmda mehnat natijasida maymunni insonga aylanishi yoki maymunni insonga aylanishligida mehnatning roli. Mana shu sitatalar bo'lardi, ko'chalarga yozilardi. Nima uchun bunaqa deyilgan? Bizni mehnatkash xalq qilib tarbiyalash maqsad bo'lgan. Biz ilm o'qimasligimiz kerak, biz ularga mardikorlik qilishimiz kerak, paxta ekishimiz kerak. Shu haligi qahramon onalar bo'lardi. 14 tug'sa bunaqa berardi. Madgarayini berardi. Nima uchun shuncha mardikorni tug'ib berdi degan tushuncha ularda bo'lgan. Bitta odam IT texnologiya bilan butun dunyoni pulini topyapti. Ketmon bilan nimani topamiz biz? En ağırlıklı nokta bu. Bundan kurtuluşu yegane yolu ilim. Bizde cüde iktidarlı adamlar var. Televizyonda bizdeki adamlar nasıl oylayan. Kuyaş enerjisini birinci bizdeki alimler tapıyan. Onu kollab kuvvetlenme geldiği için mecbur satvargen onu. Taşkaliye. Yani bana bunu yaşla aynıysa oylaş gerek. Fikirlaş gerek. Maksatı katta koyup aldığındaki muammadan hareket kılış gerek. Müslümanlar. İlimge, küçüge, kuvvetge, ege bugende bütün dünya hama manfaatge ege boladı. Eğer Müslümanlar narsa yok atsa, bütün dünya narsa yok atadı. Kafırlara zarar kuradı.
agar musulmonlar bu tashabbusni qo'lga olmasa. Keyin Amerika'da 50'den oshiq shtat bor. 30'da mikin shtatida eng kuchli rivojlangan shtatlarida. Qonuni bor. 1 million dollarlik IT texnologiyaga oid kompyuterni tashqariga sotish mumkin emas. Bizga sotilayotgan kompyuterlar, IT texnologiyalar, programmalar eng ishlab bo'lgan, bo'ldi endi hozir vazifasini tugatgan oddiy xalq uchun chiqarilgan narsalar. Lekin 11 milliard dollarlik kompyuterlar bor. Higgs bozon deydi, Higgsni bilasiz? Higgs parchasi. Shuni topish uchun qurilgan laboratoriya kompyuterlar bor. 11 milliard dollar sotiladi shunga. Bu nima degani? Tashqaridagi ya'ni raqamli texnologiya yetib olmasin bizga. Hamma bizning orqamizdan kelsin degani. Bu urushlar e'tiqodiy, hammasi e'tiqodiy. Ular dunyo bizga bo'ysunishi kerak. Bir kun kelib biz saltanat o'rnatamiz degan tushunchasi bor, boshqasini boshqa tushunchasi bor. Ularning tushunchalarining orqasida vahshiylik yotibdi. Odamlarni qirish evaziga o'zining saltanatini qurish rejasi bor. Musulmonlarniki unaqa emas. Musulmonlarni nimaga qotil qilib ko'rsatyapti? O'zi odatda qotil boshqani qotil qilib ko'rsatadi-da. O'zi qotilligini bekitish uchun musulmonlarni shunaqa ko'rsatyapti. Asl islomni ularni o'yiniga o'ynab berayotganlar fahm farosati past odamlar o'sha salafiylik. Nimaga salafiylik bu o'yinga o'ynab qo'ydi? Chunki fahm yetmaydi. Tushuncha dogma qotib qolgan. Matnni zohirini o'zi bilan hukm chiqaradi. O'shaning uchun hozir nima kerak ekan bizga? Eng birinchi islom e'tiqodida ahli sunnaning manhaji kerak. Birinchi. Chunki islom e'tiqodida ahli sunna manhaji bo'lmasa, qo'lingizda IT texnologiya bo'ladimi, qo'lingizda qurol bo'ladimi, ularga xizmat qila olasiz, bilmaysiz o'zingiz. Hizbiylar ularning xizmatida. Angliyaning eng ichimizdagi ko'ppaklari o'zi bilmaydi. Biz deydi shariatga eng zo'r amal qilayotgan katta da'vodagi odammiz. Da'vosini tekshirsangiz, faqat muxoliflarga foydasi bor. Ahli sunnaning e'tiqodi muhim. Maslak manhaj muhim. Siyosiy ong muhim. IT texnologiyani o'rganish muhim. Jamiyatda, zamonda, davrda hamma sabab oqibat natijalariga qarab ish qilish kerak. Bo'lmasa yutqizib qo'yamiz. Xo'p. Bir savol bor yana. Shularda shu hozir bular nimadan o'z ta'kidlaganingizdek, hamma narsadan oldinga o'tib ketgan, masalan, deylik, Amerika deylik, har tomonlama. Ya'ni bular e'tiqodiy masalaga olib kelganda, masalan, bizda ham odamlarni, ya'ni shu qilayotgan narsasi bizning millatga foydasi bo'lyapti deb odamlarga shu tomonlama bir tushuntirish kerakmi-kim, masalan? Shuni g'amidamiz, shuni tashvishidamiz. Natijasi yo'q bo'lgan bahslardan ehtiyot bo'lish kerak. Vaqt juda ham qisqa, harakat qilish kerak. Hech narsani eplolmaydigan odam bu ruhiyatni kelajak avlodga yetkazish kerak. Masalan, men qila olmadim, lekin sizlar qilinglar deyish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya'ni o'zingizlar amal qilmagan narsani gapirasizlarmi? Afala taqilun deydi yahudiylarga. Amal qilmagan narsani gapirmaslik amalni niyat qilmasdan gapirganga aytiladi. Lekin o'zi qila olmagan narsani boshqaga qil deyish bu kirmaydi. Masalan, dil olmadingiz, siz qori bo'lmoqchi edingiz, qori bo'la olmadingiz, lekin farzandingizga qori bo'l desangiz, o'zingiz amal qilmayapsiz-ku deyilmaydi unga. Mantiqan buzuq narsa. Bu qila olmagan odam bu ruhiyatni tashqariga yetkazish kerak. Qilinglar, o'qinglar buni deyish kerak. Yo'l mana shu. Yo'l shu. E'tiqod sog'lom, oldingizdagi vazifani qilish va boshqalarga shu ruhiyatni yetkazish kerak. Qarshimizdagi dushman oddiy dushman emas. Xunuk bo'lsa ham aytaman, LGBT. Galaboylar, lesbiyanlar, transgenderlar, biseksuallar. Bu siyosat bu. Buning orqasiga pul tikishyapti. Nimaga? Millatda qirish, haligi jirkanch toifalarni
yo'qotib olish. O'zi bilan o'zi ovora qilib. Juda katta pul tikiladi bunga. Dahriylik, ateizm. Ateizm insonni sog'lom mantiqi ko'tarmaydigan narsa. Bu ham o'sha jirkanch toifani tashkil qiladi. O'sha orqali butun boshli mana SSR tizimini shunaqa qilib yo'qotmoqchi bo'lishgan. Va erishishdi. SSR tizimi ostida turgan davlatlar kuchli davlatlardan kamida 100 yil orqada qolib ketdi. Mana shu siyosatning natijasi. Ko'zlangan maqsadlari shu edi. Hozir ham shuni gapirib yurganlar hali ham o'sha orqadagi odamlar. Keyin afsuslar bo'lsinki, mana shu LGBT dahriylar, sunnat inkorchilari safida salafizm, hizbiylik ham moliyalashtiriladi. Ayni tashkilotlar tomonidan. Nimaga? Islom ummatini ichida loyqalashi mumkin bo'lgan odamlar ergashadi bunga. Sodda, o'zi avvalo dastlab to'g'ri aytish kerak, samimiy, dinga g'ami bor odam ergashadi. Keyin buni to'g'ri tushunsa, samimiyligi davom bo'lsa qaytadi. Agar samimiyligi davom bo'lmasa, u odamlar orqali millatni qiriladi. O'zimizni o'zimizga qirdiradi. Hozir siyonist haqida bir og'iz gap gapirmagan salafiylar bizga aytayaptiki, seni birinchi o'ldiraman deyapti. Shu tushuncha singi bo'lgan, iqtidor qo'lida masligi uchun o'tiribdi. Qo'liga iqtidor kelgan kuni birinchi sizni meni o'ldiradi. Uni quroli dushmanga qaratilmagan, bizga qaratilgan. Qo'lida o'sha o'yinchoq pistoletni bizga qaratib turibdi. Haqiqatini bersa otadi. Birinchi bizni otadi. Buni moliyalashtirishyapti. Hozir mandagi ba'zi tahliliy anaqa informatsiyalarga qaraganda IŞİD jonlantirilyapti. Va bu safarga Alloh asrasin IŞİD'ning fitnasi O'rta Osiyoga qaratilgan. 40 milliard dollar pul ajratilgan degan xabarlar bor. Buni ichida IŞİD ham bor. IŞİD bitta jabha. Bloggerlar. O'sha Amerika siyosatini, globalizmni, LGBTni, masalan, feminizmni targ'ibot qilib chiqishdi. Hozir bemalol dahriy tushunchalarini musulmonlarning ichida targ'ib qilishyapti. O'shda Qirg'izistonda qayerdadir bloggerlik maktablari ochildi. Amerikaning mutaxassislari kelib o'qityapti. Maqsadi oqni qora qilib ko'rsata olish san'ati. Rostni yolg'on qilib, yolg'onni rost qilib ko'rsata olish san'atini o'qitadi ularga. Bloggerlar chiqib shuni amalga oshiradi. Va bu oqibatida keyin janjal bo'ladi, to'polon bo'ladi, ixtilof bo'ladi. Keyin ixtilofni bostirish uchun har doim tayyor bo'lgan IŞİD jamoalari kirib keladi. Shuning uchun biz tashvish qilayotgan, g'am chekayotgan bolalarni, yoshlarni ogohlantirayotgan jiddiy mavzu shu. Darrov o'zimizni o'nglashimiz kerak. Atrof shakamizga do'st kim, dushman kimligini tushuntirishimiz kerak va ilmga tezda urg'u berish kerak. Hamma sohada. Hozir juda katta xursand bo'lib, ya'ni ko'p gapiryapmiz ne'matni shukr sifatida. Samarqandda mana Buxoriy markazi, hadis markazi, Termizda Termiziy markazi ochildi, Marg'ilonda Marg'iloniy markazlari, hozir Toshkentda Maturidiy ilmiy tadqiqot markazlari ochilyapti. Ochish, masalan, Islom sivilizatsiyasi markazi, ochish, moliyalashtirish, buni tashkil qilish birinchi qadam bu. Xursand bo'lardik, lekin endi bizga kadrlar kerak. Shuni boshqaradigan odamlar kerak. Yana dushman o'sha joyga kirib olib, yana bizni boshimizni aylantirmaslik kerak o'tdi. Dushman tinch o'tirgani yo'q. E'tiqodi bilan harakat qilyapti, ichimizga kiryapti. Shuni savol bermoqchi edim. Musulmonlar tarafdan qanaqadir bir harakat bo'layaptimi shunaqa bir tashkilotga oldinga dori hukmiga o'xshagan tashkilotlar bir harakat. Men o'sha Islom sivilizatsiyasi markazini dori hukmi o'rnida ko'raman o'zimda. Shu ustozlarga ham ba'zi xos suhbatlarda ham shuni ko'p ta'kidlayman. Qurilayotgan markaz juda jiddiy markaz. Maqsadlar hali qamrab olingan darajada emas, shunaqa katta maqsadlar. Ya'ni buni bir odam o'tirib tasavvur qilib, tasavvuriga sig'diradigan darajada emas. Biz mana Azimjon nomla bilan ba'zi narsalarni o'ylaganmiz, ikkalamiz o'z fikrimiz. 70 mingta qo'l yozma bor. Sharqshunoslik institutida 70 mingta qo'l yozma. Buni hozir tarjima qilib, millatga yetkazib berishlik uchun
Kim kılalıydı bu işini? Yok. Kanı şunu kılınsa, biz kendimiz bu biznes kılıp katlara pul tapsak şunu kılamız diye dedik. Her bitti kılıngan tercüme kitabının ağırlığı da tille birilgen. Baytel hikmede şuna kadar kılıngan. Hmm. Bir tamamen yok uyduğun, ikinci tamamen ağırlığı da tille birilgen. Ulamalar oku bargen ki, uşan için. Hmm. Bunlar hareketler bar. Şu hamma özünü orkaya tortu uğruşmaz. Olduğunca çıkıp kan yerine hizmet. Bu hizmetten bir bunu bir bulmaya karşı ihtimali vardı. Bugün bana Allah umurlarını uzak kılsın. Ulamaların ziyaretlerine vardık. Habibullah adamla. Hafizahullah. O kişi ettiler ki hakikatte bir imkaniyet bularken o şey imkaniyette Allah Teala hizmet kıldırıp koyarken keyin kanı o şey imkaniyet yok hazır değildiler. O kişi madrasaga müdür bo'lgan davrlari, madrasani o'sha moliyaviy jihatlariga e'tibor bergan davrlarda men o'qiganman o'zim madrasada. Iqtisodiy eng cho'qqi zabt qilgan payt o'sha kishining davrlari. Aytadilar, tanigan tanimagan, tanimagan odamni oldiga borib madrasaga shuncha narsa kerak desam, yo'q demagan hech kim deydilar. Anjon aholisini, xalqini ham yutug'i shu, boshqa joyda topilmaydigan ixlos bu. Ulamosini ko'rsa oldida jonini berib yuboradi. Şu ulamamı, şu ulama için canını beledi, tikedi, hayatını tikip koyadı. Bu halkın fazileti hem ulamalarının hizmeti bile. Ulamalar şunu çültürdü, yetkazdı. Uşun için neticeye erişti. Hadır, etibar verin, bütün dini sahadaki katta katta ulamalarını 80-90 faiz Andijonlu ulamalar. Yok ki şöyle okup etken adamlar. Yok ki bana şu cahide okuyanlarını kolda terbiye kurgan adamlar. Lekin natijaga erishilgan. Mana shuni davom ettirishimiz kerak. Ulamosini hurmat qilsin yoshlar. Ahli ilm bo'lishga harakat qilsin. Qaysi sohada bo'lishdan qat'i nazar. Bu millatining g'ami bilan, dardi bilan yashasin. Endi hozir alhamdulillah, hozirgi siyosat ham aynan shuni xizmatini qani qilaylik, kim bor deyapti-da. Endi ham orqaga tashlagan odam xiyonat qilgan bo'ladi. Kanı, şunca şahit, bir peytler Kur'an okuşu adı tursun, köçede namaz okusak bir püyatı da 15 sütkege. Biz hazır hakimiyette içi de namaz okuyabiliriz. Hadi içki işler, 5 vakit namaz okuyorsun diye. Namazı hiç anakası yok yani, işe tahsiri yok. Demek indi, bahane yok. Kanı Kur'an okutadıkken kurslarda bakırken de bittesi. Harcada çıkardı ona pek kurmaken. Çünkü etkendim ben. Açılsa okuysan mı sen? Sen okumasan gereken. Sen bana yapraşamam diye gelme. Ya okuyunuz dedi. Açılgenden ki korugenemiz yok şunu. Okumaydı açılsaya. Ya o halen ki bizi ustazlar açılışını kutu oturmaya okuyen. Hmm. Okuyenini bilse kamerigen, atılgen, sürgün kılıngen. Ne şey o Adılhan Hacıları? Bilesi lan de canlı bir kişi. SSR payeti de şu adamların teşkil kılış, hücrelerine talebelerini yetiştiriş, onların savatlı kılış, ahli ilimlerine alıp barıp biriş onların canını tıkan adamdı. Uzbekistan'dan kuksa Tacikistan'a gitken geldi. Tacikistan'a barıp caylaşken zahatları darra içkere taşkara havlu kıvalıp yani 20-30'da balanı içkere kapı kıvalıp yani terbiye, yani Kur'an okuş, yani ders. Terbiye kıyken. Tacikistan'a kum kaptı kıyken. Abdühakim Karaka ayet beredi özümüzde. Abdühakim Karaka trik. Trik güvah. Allah umurunu uzak kılsın. O şey kişinin Adırhan Hacı'da yapıp giden Tacikistan'dan kızı. Tacikistan'dan kovulgen, samolyotka oturup aeroportka konduk dediler. 6-7'de bala, yaş balamız indiydi. Biz yürüp biz deyildi. Mekke geldiğinden bilmeyiz. Maskeviç'te bir adam geldi. Adırhan Hacı'da da bana gaplaştı. Gaplaştıdan güde zirekte. Tacikim Karaka. Ben şunu kırmayın diye yaptı. Hafli. Uzlar kuğunda o şey dinini okutkeni için, şeriatını örgütkeni için kuğunda kaçıp yetiyetken diye bolalarına uyurdu. Okutup. Ki o şeyinde Margılan'a bar geldiler. Abdühakim Karaka'nı aldılar gibi bar geldiler. Bolalarını bir geldiler ve joy kılıp yine okuş devam ete uğruyor. Yani şuna kanki fidakarlar fırsat kara oturmagan. Oldidagi xizmati, bugungi xizmatimi qilgan. Erishgan. Hozir
xizmat qilmayman desangiz imkoniyati yo'q. To'g'rimi? Bahona yo'q. Bahona yo'q. Kim bahona qilsa yolg'on gapiryapti. Bahona yo'q hozir. Qani ozgina hozir. Mana Azimjon domlaga uchrab hozir. Qo'l yozma masalasida menda taklif bording. Shunday yozada taklifingizni darro bu taklifni eng jiddiy joylarda o'rganib amalga oshirib olishadi. Bitti mi sonra aytayapman ben. Milyonlagan bunaqa misollar var, qilish kerak, xizmat qilish kerak. Va o'sha ta'limga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Hozir boshlasak 100 yilda bo'ladi. Men Yaponiyani aytib hali alaqa chiqib qoldi, gap boshqa yerga ketib qoldi. Yaponiya bilan bizni holatimiz bir xil bo'lgan 1800-yilda. Bizni dahriy tuzum tamomiy tariximiz, tilimiz, dinimiz, madaniyatimiz, hamma narsamizni pachag'ini chiqardi. Natijada hech narsaga arzimaydigan bir narsa qoldirdi. Yaponiya dunyoda hozir sifat masalasida 2-chi o'rinda turadi. Ba'zi masalalarda 1-chi o'rinda turadi. Yaponiya sifat masalasida. Dini yo'q shularda. Dinsiz odamlar. Dunyoning taraqqiyoti hali aytganimdek iymonga asoslanmagan. Adolatga asoslangan, ilmga asoslangan. Kim ilmga, adolat bilan yondoshsa kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi, yutaveradi. O'sha Baytul Hikmani ochganlar Mu'tazili bo'lgan. Abbosiylar? Harun Rashidlar. Harun al-Rashid, Ma'mun. Mu'tazili mazhabiga e'tiqodimiz bilan. Aqidasi buzuq bo'lgan. Lekin ilmga yo'nalgani uchun davlat strukturasini butun dunyoda o'sha Renessans deydi, uyg'onishga sabab bo'lgan. Adolatga bog'liq. Jamiyatni kuchi quvvati adolatga bog'liq. Al-ilmu izzu dunya va sharaful oxira. Izz kalimasi quvvat degani. Dunyoni quvvati ilmda. Buni hech kim inkor qila olmaydi. 1400 yil oldinga aytilgan gap bu. Mo'jiza bu. Dunyoni quvvati ilmda. Ilmda metafizika bilan odamlarni chalg'itib hali ham tortishib yuribdi-da. Jin kiradimi, kirmaydimi? Jin kiradi, men chiqaraman. Sen yolg'on gapirding. Konsonsoyda, Konsonsoyda sharpa chiqibdi. 1000 ta odam ko'chaga chiqib olgan, sharpani quvib yuribdi. Ushaldi. Ta'limimiz juda tamom oqsoq bo'lgan. Juda ham o'rus nima qilganda, bo'lsinganda tayyor. Maktabda mana hamma fandan hani 5 ki okur diye, daha 4 biz için hani ki zahbap da dediyor, üstünde de şuna kadar. Hazım bana İslam mıyım ben mesela? Tarık da İslam'ı ben, tarık yaş kızı kardım mesela. Kogan fanlardı bana 5 ki zor okuyan derslerdi. Yani ben de o değil her şey, o değil. O insan sıfatı fikir bok oladı ki, yani biz köp neredeyiz sana, ne doğru yönelişte okup ötki zor gelmez mi diye böyleyim ben mesela. Aynen şuna kadar. Talim sistemisi kastan şuna kadar kalın gel. 10 yıl okuyorsunuz, hiç narsa okumaya çıkmıyorsunuz. Maksat şuna kabul edin. 10 yıl okuyorsunuz, mektepte okutuştan maksat, balalar okup koymasızlığı için okuturken. Asıl ilimi okumasızlığı için üşüleyip dururken. Hücrede okusayız, bir narsayı çıkasız da, mesela bir kitap başlayırsınız. Bu şey kitap tüge, soval, yani cevapsız soval kamaydı. Hücre sistemisi de okusayız, yani şu, talim sistemisi şu. Avomilni o'qiysiz, masalan, bidonni o'qiysiz. Forscha o'zi. Nimaga bidon B bilan boshlangan? Shungacha ham javob beradi. Bir kitobni, ya'ni mavzusi. Endi o'tta fiqh, aqida, tafsir. Endi tafsir bilan hadisga urg'u berilmagan. Boshlang'ich ta'lim berilgan, keyin yo'nalish o'zingiz o'qib ketasizlar deyilgan. Endi har bitta narsani biroz kamchiligi bo'lishi tabiiy, lekin katta yutuqlar shunda bo'lgan. SSR'ni maktab strukturasi tizimida 10 yil o'qitish bolani savodsiz qilish uchun ishlab turilgan. 70-80 yilda hech kim chiqmadi bizdan. Hech kim chiqqani yo'q. Faqat shu tarim, dehqonchilik, omachilik yetkazib berish. Xuddi shuni aksi, Kanadasi universitetda kurs bergan Dubayda, grantdan yutib. Mana 70 kun ders buladı, 110 günlük ders. Bana şimdi 100% esimde desem yalvan bu sekere gibi. Lekin başta paragraf paragraf bana esimde koyayım. Yani soha boçu, yani bu turizm memanası sohası boçu. Yani
Bilmedim, okuşka yöneltiriş de nimesi var mı bir yerde, ya uzun bir yerde atmosferi şuna kalmıyor ki. Yani her bitti, harfi geçer. Okuşam haftada iki para ya ki üç para. Şu narsa bilen benim bana uzun gelecek. Yani İslami ilimlerde, yani siz halal haram meseleleri, ibadetinizde tekişli bugün, masalalarını her bir adam organişi farzı ayın. Başlangıç şu. Şimdi siz İslami bilimlerde yetip mütehassıs olmak için siz başka narsalarını yığıştırıp şimdi bunu astaydır buluş gerek. Astaydır bu mesela kıyın. Ciddi uğrunçlarız buladı. Lakin yok bu mesela benim sahem mesela için IT teknoloji, yok ki biznes, yok ki asası çünkü hareket kılaman deseyiz. Onu yönelinde bu sahada sizge ibadetki layık bugün narsada devam etse kifaya uzu. Hemme karı bulu şartmaz. Karı bulsa afzal, hemme karı bulu şartmaz. Abu Bakır Siddiq radıyallahu anh bu karı bulma geller. Karı bulma geller. Lekin ümmette en afzalı. Peygamberlerden ki en afzal insan kim dese Abu Bakır ziyledi. Radıyallahu anh. Geldi mi soru var? Sokullar nasıl köpledi? Ha çok. Kemiye kolaydı. Tükü gel bu ise, dua kılalımıza. Ya hala oturalım mı? Biz de oturalım mı? Biz gelmesi yok. Doğru. Ondan oturup sana. Doğrusuz özüz şagird, Allah'sız mı? Özge alakalar var, barış, altıca yürüyüş. Ders veriyor yapmanız. Mahat'ta eğer okuş yıkırsayız, şakır bolasın inşallah. Yani yüz müyüz oturup kitap açıp görüş manası da. Lekin ben uzun mu, ona kadar ustaz makamı da görmeyeyim ben. Müderris, talebe sıfatı da faaliyet yurtta ben uzun. Şimdi kopçilik, hürmet kılıp ustaz, ustaz deydi. Çünkü ustazlık ki hala layılmazsınız özü. Canlı mülakatlar, başka cahilerde sohbetimizde iştiyatken adam şeriatki muvafık bulsa ama Allah'a hursanmız. Şeriatki muvafık bulmasa, şahsi çünçemiz bulsa onunla amel kılıç mecburiyeti hem teklifi hem yok. Cahizmez. Ondan mesulmez misin? Sizi şu internet düzelttim var ki yoşlar haqqı tanıdı da. Hop, internetdə başqa buzun canı qalardan görüb çıxdı. Şunlar sizə gəlsə, şagird yetişdirmək məqsədən var mı? Var, albatta. Şu məhəddəki tələbələrimizin alohida kurslarımız var. Hazır karantin səbəb toxtab qaldı. İndi açılıb bunu davam etdirəmiz. Alohida vəzifələr, şunaqadan hərəkətini qılıbkənmiz. Bu urunuşlar var. Ta'lim, o'sha ta'limni shuning uchun gapiryapmiz-da. Bitta shaxsga qarab qolmagan din. Hamma xizmat qilish kerak bo'lgan narsa, ya'ni. Hech kim da'vo qila olmaydi, men dinga xizmat qilyapman deb. Masalan, men da'vo qilmayman. Alloh taolo qabul qilsin, umidim bor. Harakat qilyapganimiz umid asosiga. Qo'rquv bor. Bu ishni oqibati ish qish qilib xayrli bo'lsin degan. Alloh qabul qilmasa nima qilarkimiz degan qo'rquv bor. Lekin umumiy ma'noda hozir kanikulda mesela, yozgi ta'tilda yoshlarni diniy ta'lim olishligini tashkillashtirish tashvishimiz bor. Ko'pchilikning tashvishi bu hozir. Shu tashvish amalga oshish arafasida. Ish qilib o'sha salafiy 3-4 ta bepaham, hizbiy 5-6 ta yana ahmoq bu ishni buzmasa bo'ldi. Oldin ham shunaqa harakatlar bo'lgan, yaxshi harakat bo'lgan. Musulmonlar bilan juda yaxshi ishlangan. Faqat şu işi yapmayan, şu işini haklamayan kılarlar salafilikini alıp çıktı, hızbiliğini alıp çıktı, Müslümanlarını bırbırı bulan topalan cancanı kıldırdı, hemen arsa arkaya gitti. Hadır yeni kayıttaptan bir imkaniyet, Allah'ın bir hikmeti bu. Hadır şu imkaniyetten yaşla faydalanış gerek. Hızbilik, ötekitken siyasi, dinden siyasi maksatta faydalanıyetken paskeş adamlar.
orkalarda şuna kadar oturuptu. Yaşlarını şunga kurban koymaslık gerek. Çünkü kılıçımız gereği bugün dastlabki işler var. Salafiylik hala etkenimizdeyiz. Birinci dersi İmam Bukhari bilen Maturidi akidesi ortasındaki fark. Ne kılasın, ne gereği sizge mesela şimdi? Maksat endi şu Maturidiliği de kara kılıp görsat işte. Halkı şarkı taşı o şey akidesi. Topuşa maksat ki erişleyen değilik. Ne mi? İslam ümmetine kandaydır intaç verdi mi? İslam ümmetine ne midir? Yani fayda yetkazadı mı? Ne midir neticeye eriştiradı mı? Yok, ona kadar netice yok. Fakat 10 ta bölü alıp milyon ta Müslüman bilen cancal ıhtılaf kılıçlikke uruh, nifak uruhlarını sepede halas. Kuruk dava. He, kuruk dava. Onu düşünmeydi. O şey dersinde ben düşündüm degen adamge ben ton giydiremem. Düşünmeydi akar. Bana damlalar turuptu. Bu mantık ne? O ahırda okulardı. Şarkı mülladeyin keyin talhiz okulardı. Talhizini okumayan adam o matırlarını düşünmeydi. Talhizge 4. kursta gelinlerdi. 4 yıl şu madrasada keçesi gündüzü ders kılıç akıbette yitip gelinlerdi. Hani etkenimizde kitaplarda soru cevap komastan talhizge borgan adam o Allah'ımı bulardı. Allah'ımlar güruhu bulardı. Onu okumayan adam o şey bittiyse ayeti yaptı çıkıp alıp. O şey haliki köp ayetti ki bunu. الظواهر التي هي أردة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. Bu mantiqi kelam ilmiga aqidani ta'rifotlariga dalilni asoslariga tegishli cümle. Hozirgi bu cümlemi o'zini tushunmaydi 90% odam. Tushunishga majbur emas. Nimaga bu ilmiy istilohlar? Shuni ommaning ichiga chiqib olib ana gördüler mi? Aş'arilar adaşken eken mi diye yaptı. Yukarıdaki metinde okup koyuyor Arapçasını. Özbekçe'deki tercihmede 100% hıyanat var. O hıyanat niye hiç kim düşünmeydi? Tercihime hiç kimse kereymez. Maturidilik ne? Buna kadar tenkit kılıç mümin neticesi hem kereymez. Bu maksat şu. İslam ümmetini buluyetken yutuklarını sabataş kılıç uçun ular yöneltirilgen. Hak bilsin, hak bilmesin. Şu hizmetini kılıç yaptı. Orkasında teşkilatlar var. 3 gün, 4 günden bunu şuna et yapma. Gertrude Bell okuyorlar tarihini. Çöl kraliçesi. Irak devletini kurgan hatın. Bitti ayar. Gertrude Bell'ni tutungan balasını atı Lawrence. Lawrence of Arabia. Lawrence Arabistan'da ne iş kıyan? Cidde'de onun ofisi var. Milletimizin kahramanının üyü de kopu işken hazır, müzey. Hadice anamızın üyü büzülgen, Lawrence'ın üyü türüptü. Ne deyisi bunge? Ha şu teşkilatlar, Muhammed ibn Abdülvahhab Rahimahullah'ın talimatlarını tarif kıyan adamlar. Ne için? Bütün İslam ümmeti gibi hılaf kılışı için. İslam ümmetini parçalış için. Bir bölekini kesip alış için. He, kesip alışken bu şefe gitti. Osmanlılar. Kesip alışken bunlarla şerayat gibi erişken. Onu arkasındaki finans, sermaye darları, siyasi destekçileri, Lawrence'lar. Lawrence. Gertrude Bell. Gertrude Bell Suriye'ye o şey Hüseyin Şerif, aldığım sohbetlerde etken ben, Hüseyin Şerif degen seyyidlerden bugün bir kişi bugün. Abdülhamid de oradaki bunu taklif kılışken, hılafatken. Biz hakikatte Şerif bugün mi? Evet, Şerif bugün. Mekke, Medine, Mekke'de, Medine'de Şerif tip itiraf kılınken. Falastin'de Şerif tip itiraf kılınken, bu seyyidlerden değişken. Onu özü halis adam bugün, tamam da. Lekin, o şey her hıl, acab tavır, alem şumul davalarge yolgalligini bilmesinden inşallah barışken de. Ki not degen ayçiydi, Hüseyin Şerif etedi, aldandım ben degen. Hüseyin Şerif'in oğlu Faysal. Bu yakındaki Faysal mıydı? O oldingi Faysal'ı bu şey. Hüseyin Şerif
1915-16 yıllarında adamlar değil de uşa payette yetik adamlar yani. Siyasette içinde yürüyen adamlar. Şu adam Gertrude Bell'ni destekli bilen Suriye'ye kral buladı. Neme ge? Suriye'ye kral gereği mi? Suriye Osmanlı hilafatının tabaklarından. Onu yeri. Ha, vilayeti. Onun ergeç gerekiydi. Neme ge? Onun devlet kılıp Allah'ı da özleri Angeliyen'in adamı Gertrude Bell onun kral sayılı yaptı. Halk bunu kabul kımagen. Bir yıl iki yıl ötmesinden Faysal'la ağdarışken. Ağdargan'da Faysal'la op gelip İrak'ın çekerasını çizip İrak'ın taşkili bölüşünü kıdırayım. Gertrude Bell çizgen çekerasını. Hatun kişi. Uzun dadası ki hat yazgen de etken ben bugün ettelap kahve içerken ben İrak'ın çekeralarını çizdim. Acayip nonuçta buldu bugün deken. Var. Çizgen onu. Faysal'la İrak'ı kral kılıp sayılırken. Osmanlı'yla parçalanışı. Vur. Uşa da vur. Uşa Saudiye hükümetini acırıp çıkarış için oynayan oyunlarının arkasındaki adamlar. Gertrude Bell 1909 yılda Abdülhamid Tahtan ağına gampay. Türkiye'de katta bir jangda yaxshi ko'rgan yigiti o'ladi. O'lganda shuni alamidan turklarga qarshi dushmanlik kayfiyati tug'iladi unda. Umrini shunga bag'ishlaydi. Nima qilib bo'lsa ham deydi, shu musulmonlarga qarshi zarar yetkazishim kerak deydi. Orqasidagi kuch Oxfordga birinchi kirgan ayol. Oxfordni birinchi imtiyozli diplom bilan bitirgan ayol. 6-7 ta tilda ona tilida gaplashadi. Cho'l qirolichasi kinolari ham bor. Ko'ringlar, anglicharlar juda buni osmonga ko'taradi. Saudlar buni maqtaydi. Keyin o'sha orada bu endi agent o'zi asli. Sohasi nima? Oxfordda hali soha bilan, arxeologiya bilan o'qigan. Arxeologik qazilmalar bilan kelgan o'zi. O'zi g'irt ajan. O'sha agent bo'lganligi uchun, Angliyaning agentlari, Yevropaning agentlaridan bo'lganligi uchun ro'barusidan Lawrence chiqqan. Lawrence'dagi iqtidorni ko'rib, Lawrence ham arab tilida shunaqa gapirgan, bir odam qayerdansan desa, arab qabilasini aytsa, shubha qilmagan hech kim. Aksentsiz gaplashgan tilli. Va arablarni odatlari, ularni an'analarini yod bilgan. Bu Araplarga shunaqa gaplarni gapirib, ziyoli odamda u kitob ko'rgan odam. Araplar badaviy, oddiy xalq. Cho'l bor, tuya bor, yantoq bor, shuni yurgan odamlar. Ularga sizlar juda kuchli xalqsizlar. Qur'on sizlarni tilinglarda arab tilida. Payg'ambar arab bo'lgan. Butun dunyoni islom ummatini sizlar boshqarishingizlar kerak deb ishontira olgan. İşantıra ogen, adamlarga motivatsiya bera ogen. Şunun için Araplar bilen Türkler ortası da katta nizalarga sebep ogen. Hadır gece bu nizal tügegeni yok. Stiladi iş yaptıken yine Araplara, Türklerden mesela, Osmanlılarda. Stiladi idi. Stiladi. Özünün aklaştığın tür bir iş gereğiydi. Bunlar ki başka yolu yok, aklaştığın başka yolu yok. Bitti bana şu yol bile yetişedi. Lekin Lawrence'ın ofis durdu. Bazı tarihçiler aytadı, bu Türklerde Kadır Mısır oğlu var. O tüketti o kişi, Allah rahmet olsun. Tarihçiydi bu yem. Şu kişi aytadı, Lawrence ciddiye kırmagan deydi. O deydi, tarihte deydi, yolgan bu gel. Lekin onge ofis kıp bu işi, bana çöpte anaka bu gel deyip bu işe dedi. İlan kılış adı. Lekin, şu Osmanlılar gel. Oyoqlantirgan, jonlantirgan odam. Ideologiya odam. Xullas, u 1935 yilda mototsikl avariya bo'lib o'ladi. 3-4 xil versiya bor avariya bo'lib o'lishida. Bittasi Lawrence o'zining kundaliklarini oshkor qilib e'lon qilganda ko'p sirlarni yozib olgan. Shuning uchun undan qasos olishgan, o'ldirishgan. Ikkinchisi turk ajallari
Reca kılıp bunu o şu çölde öldürürken üçüncü versiye uzu tabiyeten ulgendiydi. Uzu ulgendiğinde yolda bir yaş bala çıkıp koyduğunda onu bas varmaslığı için tarifte şuna kafaktı. Bas varmaslığı için ondan op kaçıp uzunu halak kıldı, kahraman kılıp göstermişken. Aslında kırt iflas adam bugün. Yani Müslümanların dostu bu bugün, düşman bugün. 1925'lerde benimce getirildi bel olgen. Yani bu siyaset İslam ümmetini kılıp yürüyen işlerini sabotaj için kılınken. Hazır geçe şunu stratejisi devam etip ediyordu. Stratejilerini getirildi çizgen. Stratejilerini ne kılış gerek, kanda yürüyüş gerek. Oylayın. Bitti ayağını kıyan işini oylayın. Ne menen kıyan adamlar. İmperiyanın botur bu arada. Allah Teala özü. Fikhi savar gibi kaptı. Nazı usar başka çarap. Hani ki hayvanda kurgaç hayvanda erkek hayvanda koygende pul alış mümkün mesela mesele var. O'shani shariy bir hilasi bor ekan, o'sha bilan pul olsa bo'ladi degan. Ko'rmadilarmi shuni? So'radim, bilmadim dedim. Qandaydir bir shariy hila qilib turib, o'sha uslub orqali haniga novvosda egasi pul olsa bo'lar ekan. Shunaqa hilalarni bilmaymiz lekin. O'shaning uchun pulimizni olmay yuribmiz. Şimdi şer'i her yan burcada yapılaşken de ayıplik şeriyattaki fikh babı cüde cazibeli bab. Bir payetler bütün İslam ümmetini asasi fani bugün. Hemme şuğullengen. Hatta şuna ki yapılar var Bukhara, şuna ki cahibi bugün. Kırıp çıkıp gitken adam müllevuk kola bugün. Çünkü sartıraşta otursaydan fikhten bahs mazara, çahane gekirseydan fikhten bahs mazara, bazar gekirseydan fikh, savdagar, novay, hemme fikhten gafra vurganıge ilacı yok fikh, fakh bu mesleğine. Şuna kadar derecede bugün. Hadır uşa fikh kitaplarda kap gitti bizde. Demek ki talimimiz hangi etkenimizdek, Risale'de gidekmez. Bunu zamanavi kurunuşta canlandırış gerek. Kurunuşlar var. Fikhe ait, bana hazır katta fikh çıktı. Mubashir Ahmadov. Mubashir aka katta guruh bilan qildi. Juda ham katta ish bu. Buni endi hayotga tatbiqi, savollar kelishligi ham katta xursandchilik. Eng katta janjal mashina bozorida. Nimaga? Shariat haqida so'ramasdan savdo qilib olishadi. Hali o'zini mashinasi bo'lmasdan turib sotib oladi. Masalan, nasiyaga beradida pulini to'la olmasa olib qo'yadi. Ani pulni qaytarib bermaydi. Şer'i asasını soramaydı, şeriatını ilmi cazibesi görünmeydi. Uşan üçün adamların ortası da fikh degen de zirikarlığı nasıl? Acil masalalardan da bunu şimdi umumi canlandırılsa katta faydaları alınadı. Hile-i şer'i deyildi, köpçülük hile degen de yani salbi nasıl düşünedi. O hile aylanıp ötüş yüzü. Çara tapış. Çara tapış. Naçarlıkta kaldırmaslık. En yakşı müfti, kanaka müfti ise adamlarına yol tabirgen müfti. Şeriat bu içe yol tabirgen müfti, en yakşı müfti. Yok bu caizmez deyiş, hemen koldan kere. Asan o bu kereymez, bu meyli deyiş. Şeriatke asaslengen, delilge süyengen asasda tapı berişlik yakşı. Doğru, ilmi var adam tapı berende. İlmi bu mesela o... Cahil bilmeyen narsası ki düşman. Yok eken de böyle yürüdü. Hem bura mı narsada mesela maşineni satıp durup başını açıp verip satışı var dedi. Bunun hakkı maksadı. Şu narsa caiz mi? Onu... Kanakalı. Nasiyeyi alıp nasiyeyi organ satıp aradı mı? He şuna da. Şimdi taksit savdası bulsa aslında şuna kadar caiz. Taksit bulsa. Savdanın namını biliş gerek olsun. İcara savdası bulsa satı bu meyli. Nasiye savdası. Nasiye savdası. Nasiye savdası. Uşa taksit savdası bulsa caiz.
taksit kanaka savdo desa, mesela 10 minlik maşinanı 12 minge sizge satadı. Bir yıl müddetke. Taksit asası da. Ay mı ay sizden 1000 dolardan oladı. Buldu. Siz şimdi ay müddet yetme günce o adamdan pul sıraşka hakkıyız yok. Buldu. Şimdi mülk 12, pul sizdeki aslada. Mülk 12, pul sizdeki. Şuna kadar bugün de ki, o gün mülkünü satış hukukunuz sizdeki şimdi bu. Onge fakat pul veresiz. Maksat şunu üçün kıladı dese, o maksadiga o'zi cevap beradi. Aklı hoşu joyda adam bunaqa biznes qilmaydi. Çünkü biznesni boshida yo 20% yoki 30% zarar bilan boshlayapti. Hozir eng yaxshi biznes 5% 10% foyda tashaydi. 12 mingga zimmasiga qarz qilib oladi, 9 mingga sotib oladi. 3000 zararı biznesi boshidan boshlayapti. Bir yıl içinde o 5%'dan foydaga qanaqa u noto'g'ri ya'ni aqli hushida joyida odam bunaqa qilmaydi. Bunaqa qilayotgan odam aqli hushi joyida emas o'zi. Lekin u shar'iy jihatdan joiz u. Taksit savdosida oldimmi mulk meniki, xohlasam hadiya qilib olaman. Meniki bo'lish kerak. Shunaqa Elhamdülillah. Endi bizga javob endi. Alloh ajr bersin. Sizlarni ko'nglinglarni ola olmadik. Yana, mana kelganingizga xursand bo'ldim, mazza qildim. Xursand bo'ldim. Facebook'da ham hozir 520 odam kuzatyapti bizni. Trollar yo'q shekilli hech kim urushmayapti. Shunchin ishlar yozilmayapti. Trollayam çarçada. Baktar buradayım. Sizi geçtim. 9'dan doktat bağlı. Geç ahirin videosunu gördüm. Geçen gibi videosunu. Biz çıkarmaya koydu. Dep durup siz buna tartışlıyor. Biz başka yolda geçmemiz gereken, ilim alışımız gereken degen bağlı. Sizi küçük etmeyi anlatıp durup siz bana diye bir yanına. Ular başka yolda gidip baktı. Değil mi? İlim örgeni yapıyor. Özünün elçisi boyunca. Abdullah Domlan'ın yapmanı hediye yaptı. Ben bu Domlan'ın kayıtkanım yok, bu Domlan'ın hiç işte. Deyip durup, Domlan'ın oklaşı ürünü yaptı, süt geldi. Ben bu Domlan'dan kayıtmayayım diye yaptı. Sizi lakin ben yaman kürsatçı hareket kılıyordu. Aşkına video çıkardık, okunun videosu. Biz görünmeyi konar diye deyip durup, özünün oklaşı maksadı. İlim oluyor yapman diye manada yaptım. Hilegar adamlar, salbi manada, yani şariyetteki icabi manada hilemez bu. Salbiy ma'noda makkor, xiylagar, pastkash, shunaqa insonlar ular. Shaxsiyati yo'q. Ya'ni shariatni da'vo qilyapsanmi? Musulmonchilikdan gapiryapsanmi? Yuzing bo'lsin. Shariat hazil emas. Shariatdan hali aytdik-ku siz savol berganingizda. Shariatga oxirigacha bormoqchimi o'qisin. Hamma narsani yig'ishtirib 15 yil umrini saqlasin. Eplolmaydimi bunga aralashmasin. Halol haromni o'rgansin, o'zini kasbini qilsin. Islomga o'zini kasbidan ham katta foyda bersa bo'ladi. Qani hozir o'sha eng bo'sh bo'lgan sohalarni to'ldirsa. Meditsina. O'qisin meditsinaga kirib turib, 10 yil 15 yil sarflab ummatga yordam bersin. Iqtidori shuni ko'taradimi qilsin. Ular yuzi yo'q. Shariatda yuzsiz gapirgan odamni gapi olinmaydi. Ummat ittifoq qilgan bunga axir. Abdullah ibn Mubarak aytganlar, "As-sanadu minad-din. Laula as-sanad laqala man qala" degan. Agar sanad bo'lmasa, kim nima desa deyaveradi. Sanad muhim. Sanad nima degani? Kim gapirayotganini bilishingiz kerak degani. Sanadda majhul bo'lsa, bu sanad zaif deydi. Majhul ekan, mana bu odam kim bu? Bu taniyislarmi deydi muhaddislarga. Yo'q, kunyasi taniyislarmi? Yo'q. A unda bu hadis zaif deydi. İmam Zahabi Mizzi'ni aldığı kelganlari da ders olgani. Mizzi birinchi so'ragan. Bitta kunyani aytgan. Abu falon, kim taniysanmi deganda, ha degan. Kim desa, Sufyon Savriy degan. Bo'ldi, darsga qabul qilding degan. Shaxslarni tanish, kimligini bilish bu muhim bu fan bu. Kimligini bilmasangiz, top uz. Kim u? Hech kim emas. Shaxs emas u. Uni orqasida kim turibdi deb ehtimol qilsangiz bo'laveradigan darajada.
ta o hakikati ayon bo'lmaguncha din bilimlarida baroatu zimma qoida emas. Din bilimlarida aslida xabar yolg'on bo'ladi. Rostligi isbotlanguncha. Oyatda inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan. Naba xabar shu. Sizga xabar kelsa, bu xabarning birinchi sifati fisq. U keltirgan odam fosiq emas aslida. Oyatning ma'nosi xabar fisq. Fatabayyanu tabayyun qilinglar, tekshiringlar. Qachon bu haqiqati oshkor bo'lsa, keyin aytish kerak bo'ladi. Nomini noto'g'ri qo'yib olgan, masalan, Burxoniddin qo'yib olgan. Kim u? 90% ehtimol bilan bir Galiboy. 90% ehtimol bilan. Nimaga? Galiboylarga qarshi gapirayotgan odamni yomon otlik qilishlik uchun vazifalangan odam. Vazifasi shu. O'zi Galiboy bo'lmasa bu ishni qila olmaydi. Xo'p, Galiboy emas, unda kim? Unda yahudiy bo'lishi ham mumkin. Nimaga? Yahudiylarni, ya'ni millat o'laroq emas, tashkilot, siyonizm o'laroq islom ummatiga qaqshatqich bir o'yinlariga qarshi gapirgan odamga nima qilyapti? Montaj qilyapti. Vazifasi shu 24 soat. Demak, ularni tashkilot. Juda katta ehtimol bilan, iflos odam. Xo'p, bu ehtimollarni yaxshi gumon qiladigan jihati yo'qmi? Qanaqa yaxshi gumon qilasiz uni? Yaxshi gumon qilish uchun uni alomatlari bo'lish kerak, amoratlari. Islom ummatiga foydali bir narsa taqdim qilish kerak. Yo'q, shaxslar ustida o'tirib olgan. Hali bir qarasangiz, bir imomni tanqid qilyapti-kan, tanqidan emas, u masxara qilyapti. Qur'oni Karimda qayerda masxara kalimasi kelsa, mushriklar amali bo'lib kelgan. Masxara kalimasi hech qachon, musulmonlarga nisbat berilmagan. İn tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni masxara qilsanglar, biz ham sizlarni bir kun kelib masxara qilamiz, bizni masxara qilganingizlardek. Nuh alayhi salom mushriklarga aytganlar. Alloh va rasulini masxara qiladiganlar. Ulamolarni, qorilarni, ahli ilmlarni masxara qiladiganlar. Mushriklar, munofiqlar bo'lgan. Bular tamomiy faoliyatini masxara ustiga qo'ygan. Qurgan. Demak, bularni nima deymiz? Eng yaxshi gumon qilganimizda bular Galiboy bo'lsa kerak. Yaxshilog'i shu, undan uyog'i mushrik, munofiq, iflos, jirkanch bo'ladi. Jirkanch odamlar. Bularni bir faoliyati yaxshi, ya'ni atrofida 25 ta 30 ta odam bor. Ular ham bitta profilni 4 ta 5 ta ochib olgan odamlar. Epli olmagandan yana qaytib kelib harakat qilyapti. Ildar degani bor. Uni shaxsini taniymiz. Mahallasida biror dona o'rtog'i yo'q, do'sti yo'q. Uni o'ta jirkanch, o'ta palit odamligini hamma yaxshi biladi. Atrofidagi odamlar payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, bir odamning yomonligidan qo'rqib hurmat qilinsa, Alloh nazdida eng iflos odam shu odam. Uni atrofida uni hurmat qilishi mumkin bo'lgan odamlar yomonligidan qo'rqib hurmat qiladi. Ya'ni hurmat qilgandek ko'rinadi. Iflos odamlar. Musulmonlarning eshigini tagida kamera bilan o'tirib, ayollarini ro'molsiz videoga olib shantaj qilishlik uchun faoliyat yuritgan odamlar. Shuni odam deb atrofida endi bizga qarshi bo'lganligi uchun yoqlashyapti. Biz aytamiz ki, alhamdulillahi robbil alamin, düşmanlarımız, muhaliflarımız şular. Bir ahli ilim bizga muhalif bo'lsa nima bo'lardi? Bu yomon u. Yoki bir ahli solih odam, taqvodor odam, butun xalqning ichida e'tibori bor odam, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan. Bizni yomon ko'rsa, bizga qarshi chiqsa, buni odam o'zi muolaja qilish kerak. Hali aytdik-ku, bu jonli efirda ketmadi bu gap. Qadimda tabiblarning oldiga bir odam kelsa kasal bo'lib. Kasal o'ta jirkanch, kasal. Davosi yo'q. Birinchi savol: "Sen birorta ahli ilmni g'ibat qilganmisan?" degan savol berishar ekan.
yok dese keyin davolashar ekan. Buni boshqa muolajasini qidirishar ekan. Ha dese bo'lmasa buni davosi yo'q, sen borib tavba qila oldan deyishar ekan. Bu gap ya'ni to'qilgan, o'ylangan gap emas. Bu gapning dalili bor. İmam Buxoriyda hadisi qudusiy bor. Alloh taolo aytadiki, "Man ada li waliyan faqat azantuhu bil harb" deydi. Kim meni do'stimga düşmanlık kılsa, onge karşı uruş eylan kılaman deydi. Allah onge karşı uruş eylan kılsa, kim yutadı? Allah yutadı. Allah mağlup boladigan zatmaz. Salaflardan İmam Ahmet bulsalar ki de, yok ki İmam Malik. Adaşmasam ikkalardan bittileri. Allah ikkalardan razı olsun. Bana şu hadisini etkiler ki, İbn Hacer Asqalani şarkı da kiltirgeller. Kim mening do'stimga düşmanlik qilsa degandagi Allohning do'sti ulamolar. Agar ulamolar Allohning do'sti bo'lmasa, yer yuzida boshqa do'st yo'q deganlar. Ulamolarga bunaqa shantaj, montaj, masalan, bu gapni gapirayotganda har doim aytaman, masalan, imomlarimizni montaj qilishyapti, muftiy hazratlarini, ahli ilmlarni qilyapti. Mesela ben uzumlu ahli ilim deyip hiç kaçan dava kımıyım. Adi, ben ahli ilimlerden maslahat alıp, ayçi kereyi bugün yapını ilmi asosda eytemen halas. Biz raviyimiz, yetkizemiz adamlarga. Şu bilenberge yetkizgen narsamızga amal kılışki uzumuza mas'ulmiz. Lekin bunların vazifesi o şey. Top uzam şu. Yolgan üstüge, yani kasten Uzbekistan'daki ahli ilimler, imamlar, ge karşı bloglar qilib yuradi. Kim o? Kim hiç kimmez. Yüzünü ko'rsata oladigan, ya'ni duhi yok, rujulati yok. Shuning uchun unga e'tibor bermaysiz. Ularni tavbasi ham yangi o'ynash topguncha. Fohishada tavba bo'lmaydi. Bir tavba qildim deydi, yangi o'ynash ko'rsa ko'zi o'ynab ketaveradi yana. Bular ham shu. Hozir imkoniyati yok. Shunaqa bo'lib ketdiki, biz siz xohlamagan tarzda karşı, o karşı yürüyetken taraf unga sel bulup akıp gidiyordu. Yeni ne kılı yaptı? Mekkarlık kılı yaptı. Samimi tavba kılı yaptı. Yok. Samimi tavba kılsa çıkardı. Yok ki toktatadı. Dini faaliyeti toktatadı. Dinden yapar işi. Bloggerliğini kılıp yürü olursun. Kim onu işi karlaşı yaptı? Bu muhum. Din meselesi de şahsiyet muhum. Bunu itibariye alışımız gerek. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا به فالوديار دوملامزي سلامت قيان عمرلارنا uzun قيان خزمتلارنا كين قيان يخش نيت بلا سفر يكيلر الله تعالى سفرنا خيرلي سفر قيان dinimizga qilayotgan xizmatlarini samarali qilgan, xalqimizni parvardigor hidoyatda bardavom qilgan, zalolatni o'zing bardavom etgan, adashib qolishdan panohingda asrab muhofaza qilgan. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat va ajr bo'lsin. Salomat bo'ling. Hozir Ahmad Ahmad bo'lsa, salomat bo'ling.